Güneşin Kızları diziyorum. Yazar Sinem Ülbey. Sen kaçsan da acı seninle gelir. En baştan anlaşalım. Mutlu sonların insanı değilim. Ruhumun en az tahammül edeceği şeylerden biri de dramada inandırıcı olmayan saadet dolu finaller izlemektir. Çünkü sanılanın aksine acıya inandırmak, mutlulukla kandırma çabasından daha gerçekçidir. Mutluluğu uzun zaman taşıyabiliriz, insanız çünkü. Ama bir gün yorulur ve onu sırtımızdan indirip yol kenarına bırakırız. Acıysa en mutlu anımızda da bizimledir. Biz dünyanın en ücra köşesine bile kaçsak, acı bizimle gelir. 38 koca hafta. Güneş ve kızlarının bazen heyecandan, bazen sıkıntıdan delirten ama mutlaka delirten öyküsü. Güzel kapıldık değil mi? Neylersin ki yolun sonuna geldik. Güneş'in kızları önümüzdeki hafta final yapma kararı aldı. Bu finalin içine sığması gereken çok şey. Dizinin hayranlarının kalbinden taşan çok fazla hayal var. Peki kaçını gerçekleştirmeye vakit var? İlgi çekici finalleri ve oyunculukları sayesinde mantık hatalarını seyrelten bir dizi seyrettik. Günümüzde ekranda ortalama 40 haftalık bir iz bırakmak da hiç kolay değil. Ama Ahmet abi ne demiş? Olmasaydı sonumuz böyle. Selin'de aniden gelişen kleptomani beni fazlasıyla bunalttı. Annesinin hayali onun içinde sağduyulu kalan taraf mıydı? Neye kapıldı? Neyden kurtulmaya çalıştı? Selin annesini özledi ama biz acısının rengini seçemedik. Nazlı hırçınlığıyla gelişen kabuğunu soyundu. Bu bir derece makul. Fakat en inandırıcı bulduğum yine ve yeniden peri kızça oldu. Hıncını çıkardığı saçları pek çok replikten daha ağır geldi terazide. Güneşin kızlarında haftalarca en çok şikayet ettiğim, ettiğimiz şey karakter devamlılığının sağlanamaması oldu. Bugün yine bunu yaşadık. Haluk Sevilay'ı öldürmedi. Wow, Şaşırtmak güzel şey ama Haluk böyle biri mi? Ruhunun tüm bileşenlerini toplayınca bu formül çıkar mı ortaya? Hele ki içindeki karanlığı bastıran tek varlığı kaybetmek üzereyken. Emre Kınay her zamanki gibi muhteşemdi ama Haluk ve vicdanı hiç inandırıcı bir ikili olamadı. Güneş son aşamada beyin kanaması geçirdi değil mi? Eyvallah. Peki ameliyat sonrası yerli yerinde olan o gürül gürül saçlar neyin nesi? Yıl olmuş 2016. Yok mudur şu detaya çare olacak bir yöntem? Sevilay'a ne demeli? Celladı Haluk olduktan sonra ölüme balıklama atlıyor. Yahu senin bir de oğlum var be kadın. Bir ikilem anında da oğlunu seçsen günah mı olurdu? Doruk da garibim gelmiş diyor ki sen Sevilay'dan uzaklaşınca dedim ki dur geri çekileyim. Yahu bari arada bize de haber verseydin. Haftalardır bekliyoruz Doruk cephesinde ne oldu ne olacak diye. Meğer Doruk intikam oyunlarını hobi olarak gerçekleştiriyormuş. Canı sıkılınca usta bizim bir intikam vardı onu iptal edelim diyormuş. Neyse ki son golü hayırlı oldu. Levent inan bana hapishane Mert vakalarının arasında olmaktan daha iyidir. Böyle hayıflandığıma bakmayın. Özleyeceğim Güneş'i ve kızlarını. Efsane oyunculukları izledik uzun zaman. Zaten vedaları oldu mu olası sevmem. Otogarda ağır valizini sürükleyen sıradan bir yolcu gibi hissederim kendimi. Ve o lanet bavulu asla taşıyamam. İsimi dilek tutalım. Öyle bir final olsun ki bizi can evimizden vursun. Şimdilik tüm işaretler mutlu son sinyali çakıyor. İster iyi ister kötü bitsin. Dilerim aklımızdan uzun yıllar çıkmayacak bir final olur. Haluk sen de kaçma boşuna. Çünkü gidebiliriz ama acı her zaman bizimle gelir. Zaten gideceğin yerde güneş de olmayacak. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel günler.